Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde beşeri sistemlerden bahsedeceğiz. Beşeri sistemler deyince aklımıza ilk olarak İnsan ve insana ait faaliyetlerin tümü gelecek. Ya bunlar nelerdir derse bize nüfus, yerleşme, tarım, madenler gibi alanlar tamamen insanın yaptığı faaliyetlerdir ve bu faaliyetler bize beşeri sistemleri açıkça ve rahatlıkla verecektir. Şimdi beşeri sistemlerde acaba insan hangi özellikleriyle doğaya yardımcı olmuş ya da doğaya bu anlamda katkısı ya da zararı olmuştur onlara bir bakacağız. Şimdi hemen Alt başlıkları incelemeye başlayabiliriz. İnsana ait faaliyetleri inceleyen beşeri coğrafya aşağıdaki faaliyetleri kapsar. Az önce bahsettiğimiz gibi yerleşme, nüfus, sanayi, enerji, turizm, ulaşım ve tarım insana ait beşeri sistemlerdir arkadaşlar. Yerleşme nedir arkadaşlar? Yerleşme tamamen yine az önce belirttiğimiz gibi insana ait faaliyetlerin başında gelecek faaliyet türüdür. Yerleşmelerin farklılaşması ve buna paralel olarak karşımıza neler çıkabilir onlara bir bakın. İlk insanlar barınak olarak mağaraları ve ağaç kovuklarını seçmişlerdir. Yerleşik hayata geçen insan Toprağa işleyerek tarımın yoğun olduğu yerleşmeleri oluşturmaya başlamıştır. Tarım şehirlerinde ihtiyaç fazlası ürünler zamanla ticari şehirlerinde kurulmasına olanak ve ortam sağlamıştır. Kıyı kesimlerde kurulan yerleşim yerleri ticaretin de etkisiyle liman şehirlerine dönüşmüş. Buna örnekte Marsilya yani Fransa'nın Marsilya limanı özel bir örnek olarak karşımıza çıkacaktır. Peki yine paralelinde dinin yayıcısı konumunda olan peygamberlerin yaşadığı şehirler ve dince kutsal yerlerde dini kentler kurulmuştur. Örneğin derse Mekke kesinlikle en önemli en özel örneklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkacak. Peki yine demir, bakır, kömür gibi madenlerin bulunduğu yerlerde de maden ocakları açılarak buraya maden işletim tesisleri de kuruluyor. Örnek Salona kenti ABD, Dünyada nüfus arttıkça erili ufaklı devletler ortaya çıkmış. Bu devletlerin yönetim merkezi olan idari kentler de bunlara bağlı olarak gelişmiştir. En önemli örneğiniz de burada İtalya'nın başkenti Roma'dır arkadaşlar unutmayın. Yine sanayi devrimiyle birlikte sanayi kentleri kurulmuştur. Örneğin Japonya Osaka önemli bir sanayi kenti. Yine Manchester ve Liverpool İngiltere'deki önemli sanayi kentleri arasındadır. Yoğun çalışma ortamından kurtulmak isteyen insanlar turizm kentlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Türkiye'den özel bir örnek verirsek hemen aklımıza ilk gelen örneklerden biri Bodrum karşımıza çıkacak. Bilgi ve iletişim alanındaki gelişmelerin ve bilimsel çalışmaların yapıldığı tekno kentler ortaya çıkacak. Buna da en önemli örnek Çin'e bağlı özel Hong Kong'dur arkadaşlar. Yine yerleşmeyi sınırlandıran faktörler nelerdir? Bunlarla ilgili hangi yorumlara sahip olmamız gerekiyor? Onlara bir bakın. Denizler okyanuslar yerleşmeyi yoğun olarak sınırlandıracak ilk başlığı verecek bize. Yine kutup bölgeleri ve buzullar yerleşik hayatın çok az olduğu alanlardır. Kurak bölgeler, çöller, engebeli yerler ve yüksek dağlık alanlar. Bununla ilgili ÖSYM tarafından sorulan sorularda karşımıza hangi kentler çıkabilir? Onları da bir hatırlatma olarak burada verelim. En soğuk kent Ustunera Rusya'da. En kuzeydeki kent yine Rusya Dixon. En yüksek kent ise Bolivya'daki La Paz ortalama 4000 metre yüksekliğe aittir. Bu da.